Ten A Haber ekipleri olayın olduğu andan itibaren gelişmeleri aktarmak üzere bölgedeydiler. Allah'tan umut kesilmez. Bir umutlu iyi haber bekliyoruz elbette dualarla birlikte. Selman Kutlu kameraman Özgür Özdemir'le beraber yayınımıza katılıyor. Selman Kutlu. Evet Erkan Tan, dün saat 14.30 civarlarında Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde eski değirmen mevkiinde altın madeninde bir toprak kayması yaşanmıştı. Ve sabah saatlerinde bu bölgede tabii hareketlilik saatler geçtikçe artmaya devam ediyor. Bölge oldukça hareketli. Gece geç saatlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgeye geldiler. Şu anda da toprak kaymasının olduğu bölgede incelemelerine ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyorlar. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de bölgedeki hareketliliği bir yandan size aktarsın. Burası maden sahasının giriş hemen güvenlik bölgesi. Bu noktadan öteye geçemiyoruz. Tabii dünden beri dediğim gibi gece geç saatlerde en son İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yapmış. 03.00'da yaptığı açıklamada 200 metre yükseklikte yamaçtan 10 milyon metreküp 800 metrekare alana ulaşan ve saniyede 10 metre hızla devam eden bir kütleden bahsetti. Ve bu bölgede o alan içerisinde yaklaşık 10 milyon metreküp alan yani toprağın olduğu bölgede 9 işçi arama çalışmaları devam ediyor. Toplamda 827 personel şu anda arama kurtarma çalışmasına katılıyor ve o büyük alanda arama çalışmalarına devam ediyorlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özellikle AFAD, JAK, Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber yine maden arama kurtarma ekiplerine 339 arama kurtarma ekibi ile beraber toplamda 827 personel, 562 araç ve 5 arama kurtarma köpeği bölgede bulunuyor. Aynı zamanda mobil takip ve yer radar sistemi, uydudan da takip sistemi aynı şekilde çalıştırılıyor şu anda. Ama yine de ikinci bir not vereyim. Bölgede risk devam ettiğini söyledi. Ve risk devam ettiği için çalışmalarda kontrollü olarak ve güvenlik sağlanarak yapılıyor. Ve aynı zamanda 40 jeneratör de bu çalışmalarda kullanılıyor. Evet tabii aynı zamanda yeraltı görüntüleme sistemi deprem zamanında kullanılan o beton altındaki ısı enerjisini gösteren sistemler birçok teknik ekipman bölgede kullanılıyor. Evet tabii ki dün 14.30 civarlarında olduğunu söylemiştim. Erzincan İliç ilçesi Çöplerköy eski değirmen mevkiinde 667 işçi vardı vardiyede ama eylanın olduğu bölgede toprak kaymasının olduğu bölgede 9 işçi bulunuyordu ve 9 işçiden henüz haber alınamadı. 8-10 dönümlük bir toprak kütlesinden 8-10 dönümlük toprak kütlesinden kayan toprak tamamen 100 dönümlük bir alana yayıldı. Yani 100 dönümlük alanda bir arama kurtarma çalışması devam ediyor. Baktığınız zaman yine bölgeye birçok ilden gelen ekipler var. Bu ekiplere baktığımızda tabii ki bölgenin hemen yanında Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan'ın şehir merkezinden Rize, Trabzon, Gümüşhane birçok ilden ekipler burada. Tokat ve Tunceli de buna dair. AFAD hemen bu bölgenin hemen altında bir merkez kurdular. Oradan organize ediliyor buradaki arama kurtarma çalışmaları. Tabii yine olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere 3 baş müfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi ve olay yerinde onlar da çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan da tabii o kaybolan 9 işçi arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınları da bölgeye geldi. Onlar da buradalar ve dediğim gibi iki bakan bölgede bulunuyor. Dün gece saatlerinden bu yana İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede bulunuyor. Tabii bölgeye ekipmanlar, araçlar gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda bölge yukarıdan da taranıyor yine ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şimdilik sözü buradan size bırakalım.